Herkese selamlar dostlar. Ben Şahin. Umarım keyfiniz yerindedir. Yepyeni bir Web Tekno videosuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları başladı bir süre önce ama bu videoda konumuz olimpiyatların kendisi değil. Hikaye şöyle. Paris Olimpiyat Oyunlarına bu sene 101 sporcumuz dahil toplam 206 ülkeden 10.500'den fazla sporcu katıldı biliyorsunuz. İşte tüm bu sporcular odalarına gittiklerinde bir hediye çantasıyla karşılaşmışlar. İşte içinde mataradır, havludur, basit spor ekipmanlarıdır derken bir de bu telefon çıkıyor. tá dorsobu. Pelo que bu... hangi telefon? Günceli takip edenler ya da daha önceki videolarımızı izleyenler zaten kaçırmamışlardır mevzuyu ama bilmeyenler için Samsung Galaxy Z serisi adıyla yanlış hatırlamıyorsam 5 yıldır katlanabilir telefonlar üretiyor. İşte bu telefonda katlanınca cüzdan boyutlarına küçülen Z Flip modelinin 6. versiyonu. Samsung Galaxy Z Flip 6'nın şu anda piyasada olan sarı renkli versiyonu biraz makyajlamış ve adına Olympic Edition demiş. Elimdeki standart versiyonuyla arasında renk ve arkadaki olimpiyat logosu dışında hiçbir farkı yok yani. Bizde mavisi var gördüğünüz gibi on Onlarda da olimpiyat logolu sarısı hepsi o kadar. Bir de sporculara olimpiyatlar boyunca aileleriyle görüşebilmeleri için 100 GB internet hediye etmiş Samsung. Tabii ki bu standart sürümle birlikte kutudan gelmiyor. Böyle bir hediye haberiniz olsun. Galaxy Z Flip 6 serinin en güncel modeli demiştik dostlar. Bu yıl piyasaya sürüldü hatta kutu açılış videosunu geçtiğimiz haftalarda yayınladık. Kaçıranlar varsa izleyebilirler. Kutusundan şarj cihazı çıkmıyor. Merak edip özellikle baktım olimpiyat sürümünde çıkıyor mu diye ama yok arkadaşlar. Onda da durum aynı. Bari sporculara verselerdi şarj cihazı. Ya bu şarj cihazı konusunda ben hala akıllı telefon üreticilerine epey kırgınım. Önce Apple dedi çevrecilik için çıkarttım şarj cihazını kutudan sonra Samsung da çıkardı. 3 senedir böyle üst seviye amiral gemisi telefon aldığınızda ayrıca iyi bir şarj cihazı parası da çıkıyor cepten. Biraz dürüst konuşayım mı bu şarj cihazı konusunda? Bence vakti. Bence bunun çevrecilikle falan çok doğrudan ilişkisi yok. Elbette karbon ayak izi azaltma davasına katkısı vardır şirketlerin ama işin özü şu. Kutu küçülünce aynı koliye konteynere daha fazla telefon suyuyor. Ne oluyor? Bir kutuda 50 telefon varsa artık 60 telefon var. Nakliye masrafları düşüyor yani. Olan bize oluyor. Daha önce standart olarak aldığımız bir hizmete şu an para ödüyoruz günün sonunda. Bence önce şarjı 2-3 gün dayanan telefonlar gerçek olunca bu adımı atmaları çok daha makbuldü ama neyse diyelim yine dönelim yine konunun özüne. Galaxy Z Flip'in önceki modellerini toplamda ben 3 yıl boyunca kullandım. Rakip olarak çıkan Vivo, Xiaomi ve Motorola'nın benzer katlanabilir telefonlarını da gördüm dostlar. Bence bir katlanabilir telefonun en kullanışlı formu bu kapaklı yani kapanınca bir cüzdan formuna dönüşen hali. Çünkü şöyle biliyorsunuz bunun bir abisi var Galaxy Fold serisi var. Açılınca tablet oluyor o da. Fold 6 yani en güncel sürümü bile bence cepte taşıdığımız bir telefon için biraz ağır. Daha ince ve daha hafif rakipleri var Samsung'un bu konuda. Honor ve Vivo'nun katlanabilir modelleri katlanınca standart bir telefon kalınlığında ve ağırlığında oluyor artık. Ancak Fold 6 hala rakiplerine göre ağır bir telefon. Ancak bu sorun elimizdeki Flip 6'da doğal olarak yok. Samsung'un Fold ve Flip serisinde bence çözemediği bir diğer konu da bu ekranların oran orantısı, yani boyutları. Çünkü Fold 6'da kapanınca cihazı normal bir telefona dönüştürmesi gereken o kapak ekranı Flip 6'da da şu açılınca gördüğümüz cihazı telefona dönüştüren Esnek ekran çok ince, uzun ve dar geliyor. Bu da alıştığımız standartların dışına çıktığı için bir süre boyunca insanın gözüne garip geliyor. Alıştıktan sonra çok sorun kalmıyor ama. Bakın bu aynı yıl çıkan S24 Ultra, bu Flip6 bu da fold altı. Keşke S24 Ultra'nın oran orantısında sahip boyutlarda yapılsaydı Fold ve Flip6. Flip serisinin önceki modellerinde 3 yıl boyunca pratikte yaşadığım en büyük sorun şu tek elle kullanım meselesiydi. Ellerimin büyüklüğü ortalamanın üstünde olmasına rağmen ekranın sol üst köşesine erişmekte zorluk çekiyorum. Bak baş parmağıma ve telefon aşağıya doğru kayıyor. Son kullanıcı deneyimi için çok olumlu bir şey değil. Yani yapıcı bir eleştiri yapmak gerekirse Samsung'un katlanabilir formdaki bu telefon ekranlarını biraz daha alıştığımız ölçülere getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rakipleri hem Fold 6 formundaki açılınca tablet olan hem de Flip 6 formundaki kapanınca cüzdana dönüşen telefonların ekranlarını daha alıştığımız oran orantıda sunuyor artık. Samsung'un bu işin üstüne titremesi gerekiyor. Ancak bu ölçüler dışında Flip 6'nın ekranlarındaki görüntü kalitesinde hiçbir sorun yok dostlar. İlk 3 Galaxy Z Flip'te kapak ekranları küçük çıktı ve en fazla gelişmiş bir akıllı saat işlevi sunuyordu. Bütün telefonu kontrol etmeniz imkansızdı ancak geçen yıl çıkan Galaxy Z Flip 5 ile birlikte bu sorunu çözmüştü Samsung. Z Flip 6'da da birebir aynı kapak ekranını görüyoruz. Bu da telefonda tasarım açısından bir değişiklik olmadığını gösteriyor bize ki zaten artık akıllı telefonlar, bilgisayarlar için tasarım ikinci planda dostlar. Artık daha çok içindekiler değişiyor. Birazdan ona da geleceğiz çünkü en güçlü işlemcilerden birine sahip bu telefon. Kapak ekranımız 3.4 inç boyutunda ve paneli Super AMOLED. 720'ye 748 piksel çözünürlük var. Bu boyutlarda full HD ve 2K arası görüntü kalitesi demek oluyor bu da. Bu kapak ekranı bence şu anda piyasada bulabileceğimiz en kompakt deneyimlerden birisini sunuyor katlanabilir telefonlar için. Arka kameraları ön kamera gibi kullanmayı mümkün kılması bile başlı başına pozitif bir deneyim. Kapağı açmadan genel telefon kontrollerinin tamamını yapabiliyorsunuz. Bildirimleri kontrol edebiliyorsunuz, mesajlara yanıt verebiliyorsunuz aslında. Sadece Samsung'un uygulamaları dışında bu ekrana uyumlu uygulama sayısı çok az ama böyle bir ekrandan da Instagram'a girmeyiz diye düşünüyorum. Yani tabii ki girebiliyorsak. Açıldığında gördüğümüz katlanabilir telefon ekranı ise 6.7 inç boyutunda ve Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X adını verdiği esnek bir panel kullanmış Samsung burada. Bu panelin esnediği orta bölümde hafifçe katlama izi belli oluyor ancak önceki modellere göre bu iz epey bir azalmış. Bir de serinin önceki modellerinde sunduğu katlandığında menteşe tarafında herhangi bir boşluk görmüyoruz artık. Şöyle göstereyim. Menteşe demişken gelelim sağlamlık meselesine. Çünkü katlanabilir bir telefonun sağlamlığı için iki detay çok önemli arkadaşlar. Bunlardan ilki katlama ömrü. Samsung bu telefonda 200 bin katlama ömrü veriyor. Bu da günde 50 kez telefonu katlayıp açsanız bile 11 yıl boyunca menteşenin dayanacağı anlamına geliyor. Ama ekranın altına toz, pislik kaçmaz ya da menteşe bölümü darbe almazsa geçerli tabii ki bu. İkinci önemli detay ise katlanan esnek ekranın ne kadar iyi korunduğu konusu. Önceki modellerde telefonu katlarken esnek ekran filmi hafifçe havaya kalkardı. Bu da toz ve pisliğin boşluktan içeri girmesine sebep olurdu. Samsung Z Flip 6'da bu boşlukları kapatmış kenarlarında. Tabii ki standart bir telefonu sağlamlığıyla yarışamaz ama önceki nesillere kıyasla bence bu geliştirme de çok önemli. Yine de böyle bir telefonu şu şekilde açık şekilde çantaya, cebe atmak risk oluşturur dostlar bilginize. Gelelim kameralara. Ana kamera kurulumu iki farklı sensör ve iki farklı lensten oluşuyor. Ana sensör 50 megapiksel çözünürlükte geniş açılı f1.8 diyafram açıklığında çekimler yapmamızı sağlıyor. İkinci kamera menüde 06x'e geçince kullandığımız ultra geniş açılı kamera ise 16 megapiksel çözünürlük f2.2 diyafram açıklığı sunuyor bize. Bu kameraların aynısı Galaxy S24 ailesinde de var. O yüzden üzerine düşüp detaylı bir inceleme yapmıyorum burada. Sadece hemen her koşulda çektiğim örnek fotoğrafları görüyorsunuz şu an ekranda. Ana kameraları telefon katlandığında ön kamera olarak kullanmak bence çok keyifli bir olay. Kullanım senaryolarının sonsuz sayıda arttırabiliyor bu durum. Hem fotoğraf hem video çekerken her şeye hakim olabiliyorsunuz. Bütün kamera ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunun için ön kamera kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Daha yüksek çözünürlük ve daha farklı lensler elde ediyorsunuz. Önceki modelleri kullanırken belki de en çok yaptığım şey kapağı kapalıyken ultra geniş açıya geçip ne çektiğime bakmadan sürekli deklanşöre basıp fotoğraf çekmekti benim de. Yani şaka yok, ortaya epey eğlenceli fotoğraflar çıkıyor telefonu böyle kullanınca. Yine de Samsung açık durumdayken kullanabileceğiniz bir ön kameraya da yer vermiş bu telefonda. O da diğer amiral gemisi telefonlarıyla aynı. 10 megapiksel çözünürlük ve f2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Bence daha iyi bir ön kamera olabilirdi ama çok da kullanmayacağımız için önemli bir eksik olarak görmüyorum bunu. Evet dostlar şu anda kapak ekranından arka kamerayla tıpkı ön kamera kullanıyormuş gibi video kaydı yapıyorum. Galaxy Z Flip 6'nın arka kamerasıyla 4K video kaydını saniyede 60 kareyle yapabiliyorsunuz. Bence bu telefon için en kullanışlı yönlerden bir tanesi bu kapak ekranını bu şekilde kullanabiliyor olmak dostlar. Şimdi gelin bir de ön kamera performansını görelim. Yani gerçek ön kamera. Kapağı açınca karşımıza çıkan ön kamera. Evet dostlar şimdi de kapak ekranındaki gerçek ön kameradan video kaydediyorum. Ses performansı bu şekilde telefonun. Yorumlarda değerlendirirseniz sevinirim. Ön kamerayla da yine 4K çözünürlükte ama bu sefer 30 kareyle çekimler yapabiliyoruz. İşlemci tarafına geldik. Snapdragon 8 Gen 3 var karşımızda. Bu da telefonun amiral gemisi olmasını sağlıyor. Yani özetle günümüzde telefonda kullanılabilecek her türlü uygulamayı, oynanabilecek her türlü oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırır. Detaylı bir performans testine girmek bence mantıksız. Onu bir başka telefonla karşılaştırma içeriğinde yaparız. Bence bu telefonun en büyük eksikliği batarya dostlar. Çünkü içinde 4000 mAh'lik bir pil var. Tamam işlemcisi güç verimliliği konusunda çok iyi ama yoğun kullanımda yine de Galaxy S7 24'ler kadar uzun süreler dayanıp günü bitirmekte zorlanabilir. Bu arada bataryanın düşük kapasiteli olmasının nedeni telefonun katlanması dostlar. Çünkü iki parçalı batarya var bunda katlandığı için. Fakat ısınma konusunda hemen hemen hiç sıkıntı yaşamadım bu telefonda. Samsung uzun yıllardır Galaxy S serisinde de kullandığı buhar haznesi teknolojisini ilk kez bu telefonla birlikte katlanabilir modellere de getirmiş durumda. Bu sayede telefon hem hızlı soğuyor hem de el yakacak derecede yüksek ısılara ulaşmıyor. Özellikle oyun oynarken tabii ki ısınıyor telefon ama öyle çok ciddi seviyelerde değil. 12 fiziksel RAM ve minimum 256 maksimum 512 GB depolama alanı seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuldu telefon. Bu RAM ve hafıza miktarı artık amiral gemisi dediğimiz modeller için oldukça normal ve standart ölçülerde arkadaşlar. Yani sizi üzmez, süründürmezdi. Ancak fiyat konusunda da bu telefon amiral gemisi. 256 GB versiyonu bin 512 GB versiyonu 63.000 TL seviyesinde. Diyelim ki bu bütçelere çıkabiliyorsunuz telefon alırken ve katlanabilir telefon konforunda merak ediyorsunuz diyelim. Galaxy Z Flip 6 kesinlikle çok iyi bir başlangıç olur. Ancak katlanabilir telefonlara karşı merakınız yoksa riske edilecek bir bütçeden bahsetmiyoruz sonuçta. Dersiniz ki son model bir Samsung telefonu almak istiyorum. Katlanabilirler beni heyecanlandırmıyor. O halde Galaxy S24 veya doğrudan iPhone 15 Plus'ın rakibi olan Galaxy S24 Plus'ı öneririm size. Bence Samsung olimpiyat oyunlarında sporculara çok güzel bir jest yapmış. Ama sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Hem bu konuda hem de telefonun kendisi özelinde. Diyelim artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka başka videoda görüşene dek hepiniz hoşçakalın.